Eskişehir Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi sıra arkadaşımız Resul Alan 5 Ekim 2023 günü üniversite yemekhanesinde kendini asarak yaşamına son vermiştir. Öncelikle ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Resul'ün de mektubunda belirttiği gibi mevcut sistemin gençlere yaşam vaat etmediğini ve son dönemde artan intihar vakalarının da aslında intihar değil, sistemin işlediği bir cinayet niteliği taşıdığını çok iyi biliyoruz. 2000'li yıllarda yıllık intihar sayısı 2500'ler civarındayken günümüzde bu sayı yıllık 4000 civarına ulaşmıştır. Ve bu intihara sürüklenen insanların çoğunu gençler oluşturmaktadır. Gençleri kimliksizleştiren, yozlaştıran, yoksullaştırıp kendine muhtaç bırakan bu sistem gençliğe ölümden başka bir şey vaat etmiyor. Resul'ün de mektubunda belirttiği gibi bu intihar gibi görünen nitelikli cinayetlerde sistemin gençliğe kendi kimliğiyle özgür ve eşit bir yaşam hakkı tanımaması intihara gerekçe olmuştur. Bu baskı ve inkar politikaları son yıllarda artarak devam etmektedir ve üniversitelerde en belirgin halini almaktadır. 1980 darbesinin ardından kurulan YÖK üniversitelerinin zaten eksik bir şekilde uygulanan özgür ve özerk yapısını tamamen iktidarın eline almasını sağlamıştır. Bu şekilde üniversiteler bilim üreten demokratik merkezlerden uzaklaşıp iktidarın gençlik üzerinde bir tahakküm alanına dönüşmüştür. Bu baskılar sonucunda günümüzde üniversite gençliği, özellikle kült öğrenciler, üniversitelerde kendi kimliğinden hiçbir şey bulamadı ve istediği bir gelecek vaat etmediği için bu alanlarda hayata tutunma ve mücadele etme güçlerini yitirmektedir. Yani bilim ve demokrasi merkezi olması gereken ve gençliğe umut olması gereken üniversiteler günümüzde iktidarın tahakkümünü en net uyguladı ve bezdirme politikalarını dağıttı ve gençleri yaşamdan kopardığı alanlar haline getirmiştir. Bu ölümlerin baş müsebbibi AKP ve MHP iktidarıdır. Faşist politikalarıyla üniversiteleri karakollara çeviren ve yozlaşma merkezleri haline getiren iktidar gençliğe ölümü dağıtmaktadır. Üniversitelerde ana dilde bilimsel ve parasız eğitim verilmesi gerekirken üniversiteler bir asimilasyon ve tek tipleştirme merkezi haline gelmiştir. Resul mektubunda son iki cümlesini kendi yüzünden, kendi dilinden Kürtçe olarak Başbunayar'ın Fathreyev olarak yazmış, hayatının sonunda da olsa Kürt gençlerinin her şeye rağmen kendi özüne olan bağlılığını göstermiştir. Resul da biz de kendi dilimizde emteş bir nakın diyoruz ve katillerinden hesap soracağımızın sözünü veriyoruz. Katillerden hesabı gençlik soracak. Katillerden hesabı gençlik soracak. Katillerden hesabı